Cutibacterium yeni adıyla eski adıyla Proprium Bacterium Acnes adı üzere akne etkenidir. Normal deri florasında bulunur. Normal deri florasında staf epidermidisin anaerob kankasıdır. Dolayısıyla kültürleri kontamine edebilir. Aynen staf epidermidis gibi. Cerrahi sonrası yara enfeksiyonlarına neden olabilir. Aynen staf epidermidis gibi arkadaşlar tipik vakası aknedir. Akne tedavisinde de tetrasiklin kullanılabilir. Yeri adının Cutibacterium olduğunu muhakkak bileceğiz. Normal deri florasında bulunduğu, bu nedenle kültürleri kontamine edebildiği çıkmış sınav sorusudur. 100 yıldız. Şimdi yeri gelmişken birkaç bilgi vermek istiyorum. Kateter kaynaklı enfeksiyon tanısı koyabilmek için en sık etken ne? Staphylococcus. E, staf epidermis benim normal floramda da bulunuyor. Yani illaki patojen olmayabilir, kontamine de etmiş olabilir. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar 3 yerden örnek alıyoruz 15'er dakika arayla. Birincisi sağ koldan, ikincisi sol koldan, üçüncüsü de kateterden. Bunlardan şayet ikisinde üreme söz konusu ise kateter kaynaklı enfeksiyon tanısını koyuyoruz. Tabi üretmiş olduğumuz örneğin staf epidermidis antibiyogram paterni de birbirine benzeyecek. Örneğin sağ taraftan aldığımız, sağ koldan aldığımız örnekte üreme var. Sol koldan aldık yine üreme var ve benzer antibiyogram paternine sahip. Yani aynı antibiyotiklere duyarlı, aynı antibiyotiklere dirençli şeklinde. E nasıl mümkündür bu? Demek ki bir kateter enfeksiyonu var. Hem sağ kolda üremiş hem sol kolda üremiş yani sistemik yayılım göstermiş bu sonucu çıkaracağız arkadaşlar. Dediğim gibi sağ koldan, sol koldan ve kateterden örnek alacağız. En az ikisinde üreme söz konusu ise kateter kaynaklı enfeksiyon tanısı koyacağız.